Hocam bir Müslüman e, sorgulamalı mı veya neyi nereye kadar sorgulayabilir? Şimdi ateizm, deizm var diyor, sorguladım diyor. Şimdi bir İslam, islam insan İslam'ı sorgulayabilir mi? Velev ki sorguladı, nereye kadar sorgulayabilir? Sınırı var mı? Sorgulayabilir diye, bir, yani bir adam Müslümansa, İslam hak mıdır, değil midir diye sorgulaması şüpheli olduğunu gösterir. Şüphede imanı yok demektir. Evet. Ama bir adam şüphede olanların e, sorunları soruları ona intikal eder de onlara cevap vereyim ilmim yetersiz. Kes inanacaksın diyerekten bugün bir yere varamayız. O zaman ben bunları araştırayım, soruşturayım da buna ikna edici bir cevap vereyim de bunu inkardan, şirkten, ateistlikten, deizmden kurtarayım diye soruşturuyorsa bu iyi niyetli bir sorma, soruşturmadır. Burada da ne yapacaktır? Bir hocanın cevabıyla yetinmeyecektir. E, kıyas yapacaktır. Çünkü e, İslam'ı hoş göstermek veyahut da İslam'da bu yoktur e, diyerekten e, sorumluluğu üstüne atmak için bugün e, İslami kesimde konuşma yapan hocaların birçoğu birçok bir hadis-i şeriflerde var olan şeyi inkar ediyor. Veyahut da ayette olan bir şeyi inkar ediyor. Adam şimdi adı Musa Aleyhisselam değneği vurdu, yol açıldı bilmem ne. Kur'an'da bu geçti halde buna milletin aklı ermez, inkara gider. Ne olacak? Bu Metcezir olayıydı, temsiliydi dediği zaman. Ya bu zaten sen şu anda bu itikatta kendin kafir oluyorsun. Sen adamı Müslüman edeyim derken kendini gavur ettikten sonra neye yaradı? Kendini yaktın, ateşten kurtarayım derken. Şimdi önce kendinizi koruyun diyor, sonra ailenizi koruyun diyor. Kendi imanın gitti. Dolayısıyla bugün ayetlere bile, hadislere bile İslamoğlu zihniyeti, Caner Tasaman zihniyeti vesaire. Bu zihniyet ne yapıyor? Bu Kur'an'da yok. Bu hadiste yok. Ve yani mütevatir hadisler, zaruri inançlarda bile yok diyerek. E niye bunu yok dedin? E çünkü diyor bunu bunu aklı almaz. Ben bunu var dersen bu kafir olur. E bu sefer sen kafir oldun yok diyerekten. Musa Aleyhisselam'ın denizi vurduğu kupkuru yol olduğu tarikan fil bahri yebesa diyor Kur'an. Hem denizde tarik yol açıldı diyor. Bir de yebesen diyor kuru diyor. Bunu neresi temsil edeceğim, tevil edeceğim yani? E, onun için e, bunlar insanı dinden çıkarır, kafir eder. O, e, şimdi bir adam daha, bir adam ona cevap verecek. O cevabı araştırayım derken gitti Cemil Kılıç'ın o konudaki yorumuna baktı. Canat Asaman'ın, İslamoğlu'nun, Mehmet Okuyan'ın. E nasıl oldu babasız çocuk? İsa nasıl doğdu babasız? Eline erkek eli değmeden nasıl erkek çocuk oldu? Eee? Adam gidecek bakacak Mehmet okur. Mehmet Okun ne çift cinsiyetleri kendi kendine bilmem ne etmiş. E şimdi bu insanı kafir edecek bir şeydir. Ama e bu çok tatmin etti beni. Ne oldu? Karşıdakine de bu cevabı vereyim konu kapansın. E böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla soran ve soruşturanlar doğru kaynaklardan doğru cevaplar e, almak için, kıyas yapmak için, ya bu bir cevap verdi ama şimdi insanların çoğunu bizim arkalaştırdık artık? Bir tat diye siteler kuruldu bizim reddiyelerimizle. Ekseri bizim reddiyelerimizde evet. o kadar isim çıktı. Buradan ama şimdi herkesin adını şeyini bilmiyoruz ki ilahiyatlar kaynıyor. E bu burada ben hangisinin ne görüşünü dinleyebilirim o kadar başlatamam ki ne, ne yazmış kitabında kalmış. Ben o isimleri vermemiş olabilirim. Ama Halep orada şarkım burada ben ölçüleri ve ölçüleri veriyorum. Şimdi onun için bunu soruşturması, araştırması, eliflet bir alimleri cevaplarını bulana kadar bu iyi niyetledir, sevap da alır. Karşı tarafı ikna edeyim diye. Ama hasbel kader bir insan e, ee, dinden döndü. Ama içinde de bir ızdırap var. Şirk Allah kabul ediyorum ama peygamberi kabul etmiyorum diye hoca çıktı. Evet. Yani alim adam ama peygamberde şüphelerim oluştu dedi. Yani bu çok iyi bir alim yani orta seviyeli bir nispeten alim büyük alimlere göre ortadan aşağı ama Piyasayı genel edelim. halka göre genel halka göre Allame-i Cihan adam. Pakistan'da okumuş, orada okumuş, İsmaila'da okutmuş. E şimdi bu adam e, efendim, peygamber kendini Allah yana koydu diye bir şüpheye girdi bu adam şimdi. Bu adam zaten şüpheye girdi. Bu adam şimdi bu saatten sonra araştır, araştırma diye ona fetva veremeyiz ki. Tabii. Çünkü bu is imanda şüpheye girdi. İmanda şüpheye giren imansızdır. İmansız olduğu için bu araştırsın. Çünkü neden? Zaten ondan kötü gideceği yer yok. Yok, zaten gidecek. Ondan kadar. kötü gideceği yer yoksa bu her şeyi araştırsın. Dibine kadar. Ama kafir olmamışsa, Müslüman sınıfındaysa bu şüphelenerek araştırması caiz değildir. Gelen şüphelilere cevap verebilmek için araştırabilir. O da doğru kaynaklardan. Heh. İşte kıyas yaparak en doğru kaynağa varıncaya kadar, el sünnet tam el-i sünnet efendim tabiriyle o noktalardan cevap alana kadar gitmelidir dibine. Karşı tarafa öyle inkarcıların laflarıyla konuyu kapatayım diye cevap vermemelidir. Çünkü öbür türlü karşı tarafı ikna ettim zanneder susturdum ama o Müslüman olmuş değildir. Peki bu da o inkara katıldığından cahilliğinden küfre gider. Çünkü inkarı nakletmiş oluyor.